Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Perfect zamanın ikincisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde hatırlayacak olursanız perfect zamana şöyle bir giriş yaptık. Bunun ikincisini devam ettiriyoruz bu dersimizde arkadaşlar. Orada haben yardımcı fiilini görmüştük. Burada bir diğer yardımcı fiil yapısını ve diğer perfectlikle ilgili diğer fiil çeşitlerini görüyor olacağız arkadaşlar. Hazırsanız dersimiz başlasın. Haben fiiliyle isterseniz şöyle bir tekrarlayalım arkadaşlar. Onun ardından diğer yardımcı fiil sein'i de bir inceleyelim. Haben fiilini çekimlerken nasıl çekimlemiştik arkadaşlar? Ich habe, du hast, er sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben şeklinde ne yapmıştık? Çekimlemiştik. Şimdi bir diğer yardımcı fiil sein'i bir çekimleyelim. Ondan sonra onun fonksiyonunu da hangi hallerde kullanıldığını da gösteriyor olacağım. Sein arkadaşlar aslında bakıldığında baştan bildiğimiz bir fiil bu. Olmak fiili arkadaşlar. Ben mesela kendimden bahsederken ne demiştim? Benim adım Erhan. Ben Erhan'ım derken ne demiştim? Ich bin Erhan demiştim, değil mi? Dolayısıyla sein olmak fiili anlamına geliyor. Ich bin, sen, du bist şeklinde ifade ediliyor. Er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Demek ki bu olmak fiilinin çekimli haliymiş. Tekrarlayalım. Demek ki ich bin, ben olmak, sen olmak diye çevirecek olursak du bist, er sie is, o da ne olacakmış arkadaşlar? Ist o olmak anlamına geliyor. Wir biz olmak diyecek olursak wir sind, ihr da neydi arkadaşlar? Karşımızda bir grup insan kastedildiğinde sizler olmak diyecek olursak ihr seid. Sie, değil mi? Nezaket formu sie, büyük harfle başlıyordu. Sie ya da onlar derken sie ne oluyormuş? Sind şeklinde ele alınıyormuş. Şimdi kulağa tabi tuhaf geliyor olabilir. Ben olmak, sen olmak şeklinde. Bunun perfektlikle ne alakası var diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi açığa kavuşturalım bu soruyu. Sein fiili arkadaşlar yardımcı fiil olarak ele alınıyor. Tıpkı haben gibi. Ve çok ufak bir farklılık var. Şöyle ki A noktasından B noktasına bir geçiş varsa ben ne yapıyorum? Sein fiilini kullanıyorum. Daha önceden ne yapmıştık bir önceki dersimizde? Haben yardımcı fiilini kullanmıştık. Öyle değil mi? Ancak burada yer değişimi olduğunda demek ki A noktasından B noktasına bir geçiş varsa ne yapıyormuşum? Sein yardımcı fiilini kullanıyormuşum. Bunu örneklerle bir anlatalım arkadaşlar. Şöyle ki kommen gelmek demek. Dolayısıyla A noktasından B noktasına gelindiğine göre bunu neyi gerektirecek yardımcı fiil olarak? Sein'i gerektirecek. Şimdi kommen ne olacak burada arkadaşlar? Kommen çok minik bir farkla, bakın dikkat edin, gene kommen şeklinde sonlandırıcı en kalıyor. Sadece başa ne geliyor? Bakın g geliyor. Dolayısıyla gelmek derken gekommen şeklinde ele alınması gerekiyormuş. Kommen ne olacakmış demek ki? Gekommen olacakmış. Bunu bir cümle içerisinde bir inceleyelim arkadaşlar. İlk cümlemize baktığımızda er kommt nach Hause cümlesini görüyoruz arkadaşlar. Nach Hause, eve. Kommen, gelmek. Dolayısıyla burada bir ortam değişimi var arkadaşlar. A noktasından B noktasına bu söz gelimi iş yerinden ya da okuldan eve geliyor dediğimizde, değil mi? Bir ortam değişimi olduğundan yardımcı fiilim sein ele alınması gerekiyor. Neden? Çünkü A noktasından B noktasına bir geçiş var. Bu sebepten sein ele alındığında tablomuza baktığımızda ne olacak arkadaşlar? Er sie es için ist olacak. Bu durumda er ist nach Hause
gekommen diyeceğiz. Bakın daha önceden haben'i ikinci pozisyona getiriyorduk. Çünkü haben de tıpkı sein gibi bir yardımcı fiil. Ancak burada A noktasından B noktasına geçiş olduğundan dolayı er ist nach Hause gekommen demem gerekiyor. Bakın kommen ne oluyormuş demek ki perfekt zamanda? Gekommen oluyormuş ve yardımcı fiilin sein olması gerekiyormuş. Ben kalkıp buna haben getiremem, yanlış olur arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka yer değiştirme olduğundan dolayı ne olacakmış? Sein bu durumda er ist nach Hause gekommen demem gerekiyor. Peki ben er yerine ihr neydi arkadaşlar? İkinci çoğul, yani karşımda bir grup insan varsa sizler eve geldiniz diyecek olursak ne olacakmış? Bakıyoruz tablomuzda. Ihr seid. Dolayısıyla ihr seid, sizler eve geldiniz derken ihr seid nach Hause gekommen, sizler eve geldiniz dediğimizde bakın çok ufak bir farkla ne oldu? Az önceki er ist yerine ne oldu? Ihr seid oldu ve asıl fiilim gekommen ne olacak arkadaşlar? Cümlenin sonunda değil mi? Aynen burada nasıl çekimlendiyse değil mi? Gekommen şeklinde, daha doğrusu dönüştüyse, çünkü artık çekimlemiyorum. Neyi çekimliyorum arkadaşlar? Yardımcı fiilimi çekimliyorum. Bu durumda sein çekimlenmiş oluyor. Sein ya da ne oluyormuş? Ihr seid. Dolayısıyla ihr seid nach Hause gekommen. Sizler eve geldiniz demiş oluyoruz. Peki biz eve geldik deseydik ne olacaktı arkadaşlar? Wir için ne olacak? Sind. Bu durumda wir sind nach Hause gekommen. Biz eve geldik demiş oluyoruz. Bakın kuralımız değişmiyor. Gekommen gene cümlenin sonunda ve neyi çekimliyorum? Yardımcı fiilim sein çekimlenmiş oluyor. Bu durumda wir sind gekommen. Bizler geldik. Nereye geldik? Eve geldik. Nach Hause. Bu durumda wir sind nach Hause gekommen. Bu iki öğe arkadaşlar mutlaka ama mutlaka yerli yerinde durmak durumunda. Demek yardımcı fiil mutlaka ikinci pozisyonda kalıyor ve asıl fiili mutlaka cümlenin sonunda kalması gerekiyor. Bu bizim kuralımız arkadaşlar. Onun haricinde diğer öğelerle dilediğim gibi oynayabiliyorum. Yer değiştirmeye gidebiliyorum. Peki bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Suzanne und Emil. Evet, Suzanne bu bir kadın ismi. Emil bir erkek ismi. İki kişiden bahsediliyor. Suzanne ve Emil. Dolayısıyla bu ne olacaktır arkadaşlar? Onlar. Onlar dediğimizde ne olacak bu arkadaşlar? İkinci çoğul söz konusu, yani sie. Sie de ne oluyormuş arkadaşlar? Sind. Yani Suzanne ve Emil eve geldiler derken arkadaşlar Suzanne und Emil sind nach Hause gekommen. Bunların yerine ben ne diyebilirdim arkadaşlar? Sie de diyebilirdim pekala. Bu durumda sie sind nach Hause gekommen da doğruydu arkadaşlar. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Er kommt nach Hause. Er kommt nach Hause. Er ist nach Hause gekommen. Er ist nach Hause gekommen. Ihr seid nach Hause gekommen. Ihr seid nach Hause gekommen. Wir sind nach Hause gekommen. Wir sind nach Hause gekommen. Susanne und Emil sind nach Hause gekommen. Susanne und Emil sind nach Hause gekommen. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Gehen fiilini görüyoruz. Gehen neydi arkadaşlar? Gitmek demekti. Bakın burada bayağı bir köklü dönüşüm oluyor. Başa G gelmiş ve kök gehen ne olmuş? Gegangen olmuş. Bu gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Konu perfect olduğunda yapmamız gereken ezberlemek. Bu sebepten lütfen ön yargılı davranmayın. Perfect konusu böyle bir konu. Dolayısıyla ezberlemeyi gerektiren bir konu. Bu sebepten arkadaşlar yeni karşılaşmış olduğumuz fiiller
Nasıl çekimleniyor? Düzenli mi? Düzensiz mi? Ayrılabilir mi? Perfect zamanda nasıl dönüşüme uğruyor? Bunu mutlaka inceleyelim arkadaşlar. Demek ki Gehen ne oluyormuş arkadaşlar? Gegangen şeklinde ele alınıyormuş. Bu şekilde dönüşüme uğruyormuş. Bir noktadan bir noktaya geçiş söz konusu olduğu için bu ne olacak? Zen ile anılacak. Örneğimize bir bakalım. Sie gehen ins Kino. Ins Kino sinemaya gidiyorlar. Değil mi? Onlar sinemaya gidiyorlar derken Sie gehen ins Kino. Onlar dolayısıyla üçüncü çoğulu gerektiriyor. Tablomuza baktığımızda arkadaşlar Sie ne oluyormuş? Sind ile anılıyormuş. Bu durumda ne olacak bakın? Buradaki gehen gegangen olduğundan cümlenin sonuna gegangen gelecek ve ikinci pozisyonda ne oluyormuş arkadaşlar? Yardımcı fiilim ya haben ya da sein. İki tane yardımcı fiil var arkadaşlar. Onun haricinde bir üçüncüsü yok. Bu sebepten şimdi bir geçiş olduğundan dolayı bir nokta A noktasından B noktasına geçiş olduğundan dolayı ne olacak? Sind olacak bu durumda, değil mi? Sie sind ins Kino gegangen. Onlar sinemaya gittiler demiş oluyoruz. Sie sind ins Kino gegangen. Demek ki ne yapıyormuşuz? Gene bunu hatırlatıyorum arkadaşlar ama bu çok çok önemli. Demek ki pozisyon ikinci pozisyonda ne oluyormuş? Sein oluyormuş ve asıl fiilin cümlenin sonuna gitmesi gerekiyormuş. Bir diğer fiile bakalım. Fliegen. Fliegen uçmak demek. Bakın burada da ne oluyor? IE arkadaşlar neye dönüşmüş? O'ya dönüşmüş ve geflogen olmuş. Demek ki uçtu derken geflogen şeklinde fliegen değil mi? Ne olmuş? Dönüşüme uğramış. Demek ki fliegen geflogen oluyormuş. Örneğimize bir bakalım. Meine Schwester fliegt nach Hamburg. Meine Schwester neydi arkadaşlar? Benim ablam ya da kız kardeşim anlamına geliyor. Nach Hamburg, evet Hamburg neydi? Kuzey Almanya'da bulunan şirin, güzel bir liman şehri. Değil mi Hamburg? Nach Hamburg, Hamburg'a uçtu. Kim uçtu? Ablam. Meine Schwester fliegt nach Hamburg. Bakın bunu geniş zamanda ya da şimdiki zamanda yorumlamış oluyoruz. Ablam Hamburg'a uçuyor ya da ablam Hamburg'a uçar. Bunu sürekli yapar derken bunu geniş zamana da yayabiliyoruz. Almanca'da arkadaşlar geniş zaman ya da şimdiki zaman aynı şekilde ele alınıyor. Bu sebepten bunu iki türlü de düşünebiliriz. Meine Schwester fliegt nach Hamburg. Ablam Hamburg'a uçar ya da uçuyor dediğimde demek ki bu şekilde alınıyor, ele alınıyor. Ablam Hamburg'a uçtu diyeceğim. Bakın dili geçmiş zamanı işin içine kattığımızda ne oluyormuş fliegen? Geflogen oluyormuş. Demek ki ben ne yapacağım? Bunu bu şekilde ezberlemem gerekiyor. Bir ikinci alternatif yok. Demek ki fliegen ne oluyormuş? Geflogen oluyormuş. Bir noktadan bir noktaya geçiş söz konusu olduğu için ne olacak? Sein ile anılacak. Bu durumda meine Schwester, ablam, bu bir kadın. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Er, sie, es kapsamında ne oluyormuş sein? Ist olarak ele alınıyormuş. Bu durumda meine Schwester ist, değil mi? Meine Schwester ist nach Hamburg geflogen. Ablam Hamburg'a uçtu dediğimde demek ki meine Schwester ist nach Hamburg geflogen demem gerekiyor. Demek ki ikinci pozisyonda ne oluyor? Yardımcı fiilim sein ve asıl fiilim değil mi? Sonda geflogen mutlaka sonda olması gerekiyormuş. Bir diğer fiile bakalım arkadaşlar. Fallen düşmek. Bakın burada da bir yer değiştirme var. Çünkü irtifa kaybı var arkadaşlar. Bir noktadan bir noktaya düşüyor. Dolayısıyla baktığımızda ne oluyor? Yer değiştirmiş oluyor değil mi? Bu durumda ne oluyor? Bakın fallen gefallen oluyor. Demek ki ne oluyormuş? Fallen gefallen oluyormuş. Başa sadece g gelmiş oluyor. Cümlemize bir bakalım. Der Stein fällt ins Wasser. Der Stein taş demek arkadaşlar. Fallen
Arkadaşlar fallen fiiline baktığımızda fallen düzensiz bir fiil. Şöyle bir hatırlayalım. Fallen çekimlendiğinde mesela ben düşüyorum diyecek olursam ich falle düzensiz fiillerde ne yapıyorduk? Hatırlayalım. İkinci ve üçüncü tekilde dönüşüm oluyordu değil mi? Du fällst, sen düşüyorsun değil mi? Er, sie, es fällt, düşüyor. Bunun haricindekiler ne olacaktı? Wir fallen, ihr fällt, sie fallen şeklinde değil mi? Ele alınacak. Dolayısıyla buradaki örneğe baktığımızda taş ins Wasser, suyun içine değil mi? Taş suya düşüyor değil mi? Suyun içine düşüyor derken der Stein fällt ins Wasser. Şimdi diyeceğiz ki taş suya düştü. Bu durumda der Stein ist ins Wasser gefallen. Demek ki ne oluyor? Sein bu durumda ist ikinci pozisyonda ve asıl fiilim gefallen cümlenin sonuna gitmiş oluyor. Dilerseniz şöyle bir üzerinden bir geçelim. Demek ki sein neymiş arkadaşlar? A noktasından B noktasına bir geçiş söz konusuysa değil mi? Bir ortam, bir irtifa kaybı olduğunda değil mi? A noktasından B noktasına işte gidiyorum, geliyorum, yüzüyorum, uçuyorum derken değil mi? Şimdi şeyi düşünebilirsiniz. Futbolu oynuyorum. Evet bir noktadan bir noktaya ama öyle olmuyor arkadaşlar. Çünkü futbol örneğinden futbol örneğini ele alacak olursak o mahallede gerçekleşiyor. O alanda gerçekleşiyor. Yani A noktasından B noktasına bir yer değiştirme söz konusu değil. Evet orada da bir aksiyon var. Orada da bir hareketlilik var. Ancak burada ortam değiştirme söz konusu. Yani bir noktadan bir noktaya bir geçiş söz konusu olduğu için sein gerektiriyor. Tıpkı gehen'de olduğu gibi gitmek. Yani A noktasından B noktasına gidiyorum. Yani bu bir şehir gibi de düşünülebilir. Öyle değil mi? İşte İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor gibi de düşünebilirsiniz bu durumu. Şimdi burada Sie gehen ins Kino. Bakın farklı bir ortama geçiriliyor. Söz gelimi bu insanlar belki evdeydiler ve ne yapıyorlar? Ortam değişimine gidiyorlar. Sinemaya gidiyorlar. Bu durumda Sie gehen ins Kino ne olacak? Sie sind ins Kino gegangen. Bakın burada bayağı bir köklü bir dönüşüm var. Gehen ne olmuş? Gegangen olmuş. Yardımcı fiilim ne oluyor? Sie için değil mi? Üçüncü çoğulda sind oluyor. Sie sind ins Kino gegangen. Ya da fliegen neydi? Uçmak demekti. Bakın ie ne olmuş? O'ya dönüşmüş. Dolayısıyla geflogen olmuş arkadaşlar. Ablam Hamburg'a uçar. Geniş zamanda meine Schwester fliegt nach Hamburg. Ancak ablam Hamburg'a uçtu. Dili geçmiş. Yani perfekti işin içerisine kattığımızda ne olacak? Meine Schwester ist nach Hamburg geflogen. Değil mi? İstanbul'da ne yapıyor? Hamburg'a uçuyor. Dolayısıyla yer değiştirme söz konusu olduğundan dolayı ne olacak? İşin içerisine sein yapısını getireceğim. Bu durumda ist. Değil mi? Fallen burada da bir irtifa kaybı söz konusu. Ne olacak? Fallen, gefallen bu sebepten ist gefallen olacak değil mi? Çünkü yer değiştirme ya da irtifa kaybından dolayı. Der Stein fällt ins Wasser. Taş ne oluyor? Suya düşüyor değil mi? Der Stein ist ins Wasser gefallen. Taş suya düştü demiş oluyoruz. Şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Siz bir defa bunu öğrendikten sonra söz gelimi gehen'e baktığımızda bunu gegangen olarak algıladıktan sonra beynimiz artık bu noktadan sonra başka bir şey kaymayacaktır. Biz bunu gegangen olarak algıladığımızda emin olun beynimiz her defasında perfect söz konusuysa o zaman ne olacak? Ist gegangen. Bunu mutlaka bize çağıracaktır. Bu sebepten hiç ikileme gitmeye hiç gerek yok. Bir defa bunu doğru şekilde öğrendikten sonra arkadaşlar kaygılanmaya gerek yok. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sie gehen ins Kino. Sie gehen ins Kino. Sie sind ins Kino gegangen. Sie sind ins Kino gegangen. Meine Schwester fliegt nach Hamburg.
Meine Schwester fliegt nach Hamburg. Meine Schwester ist nach Hamburg geflogen. Meine Schwester ist nach Hamburg geflogen. Der Stein fällt ins Wasser. Der Stein fällt ins Wasser. Der Stein ist ins Wasser gefallen. Der Stein ist ins Wasser gefallen. Sonraki fiilimizle devam edelim arkadaşlar. Fahren fiilini görüyoruz. Fahren arkadaşlar sürmek demek. Şöyle ki araba sürmek, motosiklet sürmek, aynı zamanda otobüse binmek, trene binmek anlamlarına da geliyor. Kara taşıtları için kullanılan bir fiil bu arkadaşlar. Fahren aynı zamanda düzensiz fiil kapsamında olan düzensiz fiiller kapsamında olan bir fiil. Şöyle ki hatırlayacak olursanız düzensiz fiillerde biz ne yapmıştık? İkinci ve üçüncü tekilde vokallerde dönüşüme uğruyordu, öyle değil mi fiiller? Burada da dönüşüme uğrayacak. Fahren şöyle ki ben sürüyorum derken ich fahre, sen sürüyorsun derken arkadaşlar du fährst şeklinde ele alıyoruz. Şöyle ki buradaki a ne oluyor? A umlaut alıyor ve du fährst oluyor. Er sie es için de er fährt, yani burada tabi s düşecek, er fährt, sie fährt şeklinde ele alınacak. Demek ki fahren neymiş? Sürmek demekmiş. Aynı zamanda bir kara taşına binmek anlamına da geliyormuş. Bu bilgiyi verdikten sonra hatırlarsanız düzensiz fiillerde demiştim ki başka başka fiiller karşımıza çıktıkça söylüyor olacağım. Burada da aslında bir nevi sözümü tutmuş oluyorum. Şimdi fahren demek ki ben geçmiş zamanda bunu ele aldığımda ne oluyormuş? Gefahren oluyormuş. Ama ne yapıyorum? Bir noktadan bir noktaya geçiş olduğundan dolayı sein kapsamında oluyor arkadaşlar. Yani bir noktadan bir noktaya geçiş varsa söz gelimi ne olabilir? Ben işte Stuttgart'tan Münih'e geçiyorum. Bu bir kara taşı da olabilir. Yani bir trenle olabilir, bir arabayla olabilir, motosikletle olabilir gibi, değil mi? Ne yapacağım bu durumda? Fahren'i kullanmam gerekiyor. Örnek cümlemize bakalım. Du fährst nach Hamburg. Sen, düzeltiyorum, München. Sen Münih'e gidiyorsun derken du fährst nach München. Dolayısıyla bakın burada ne olmuş? Düzensiz olduğundan dolayı du fährst olarak ele almışız. Sen Münih'e gittin dediğimizde, evet, sen Münih'e gittin dediğimizde ne olacak arkadaşlar? Sein için du bist olacak, değil mi? Bakın tabloda ne oluyormuş? Du bist olarak ele alınıyormuş. Bu sebepten ne olacak? Du bist ve gefahren ne olacak? Cümlenin sonuna gelecek. Du bist gefahren. Sen sürdün. Sen gittin anlamında. Şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Fahren için mutlaka şoförün bizim olmamız gerekmiyor şoförün. Az önce de söylemiş olduğum gibi yolcu da olabiliyoruz. Dolayısıyla sen Münih'e gittin derken du bist nach München gefahren demiş oluyoruz. Sırada bleiben fiili var arkadaşlar. Bleiben fiili fark ettiyseniz buraya bir ünlem işareti koydum. Neden ünlem koydum arkadaşlar? Bleiben yerinde durmak anlamına geliyor arkadaşlar. Almanca sürprizlerle dolu bir dil arkadaşlar. Bleiben tıpkı diğer yer değiştiren fiillerde ya da ortam değiştiren fiillerde ne yapıyormuşuz? Sein'i kullanıyormuşuz. Burada da sein'i kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bakın bir ne oluyor? Bir yer değiştirme söz konusu. Bleiben ne olmuş arkadaşlar? Geblieben olmuş. E ve i yer değiştirmiş. Geblieben olmuş. Bunu şimdi sein ile anmamız gerekiyor. Örnek cümlemize bir bakalım. Ne diyor cümlemiz? Ich bleibe in Wien. Wien gitmemiş olan arkadaşlara kesinlikle tavsiye ettiğim bir Avrupa şehri. Viyana. Evet. Viyana demek ki Wien. Ich bleibe in Wien. Ben Viyana'da kalıyorum anlamına geliyor. Ich bleibe in Wien. Ben şimdi diyeceğim ki ben Viyana'da kaldım. Şimdi kaldım derken
ne diyoruz? Zane getirmemiz gerekiyor, değil mi? Bu sebepten ne dememiz gerekiyor arkadaşlar? Ich bin. Bu sebepten ich bin geblieben. Bu durumda ben Viyana'da kaldım diyecek olursak ich bin in Wien geblieben. Sanki bir ortam değişimi varmış gibi davranıyorum. Aslında bir ortam değişimi yok. Olduğum yerde duruyorum. Ancak burada ha ben değil de neyi kullanmış oluyorum? Sein kullanmış oluyorum. Bu durumda eşe göre nasıl çekimlenecek bu arkadaşlar? Ich bin in Wien geblieben şeklinde ne olacakmış? Ele alınacakmış. Az önce söyledim arkadaşlar. Şimdi gene hatırlatmakta fayda var. Beynimiz bunu bir defa sein olarak ele aldıysa, bu şekilde öğrendiyse emin olun hiç böyle kaygılanmanıza gerek yok. Bunu bu şekilde ne yapmış olacağız? İleriki zamanlarda beynimiz bunu çağıracaktır. O sebepten lütfen hiç böyle ikileme girmeyin, endişelenmeyin. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızın üzerinden şöyle bir geçelim. Fahren neymiş demek ki? Sürmek demekmiş, değil mi? Ne oluyormuş? Gefahren şeklinde dönüşüme uğruyormuş ve sein ile ne yapacakmışız? Bunu anacakmışız. Örneğimiz ne diyor? Du fährst nach München. Sen Münih'e gidiyorsun, değil mi? Sen Münih'e gidiyorsun. Dolayısıyla bir kara taşıdı söz konusu. Sen Münih'e gittin derken ne olacak bu? Du bist nach München gefahren. Demek ki sein ne oluyormuş? Du bist şeklinde ele alınıyormuş ve gefahren mutlaka ne olacak? İkinci pozisyonda yardımcı fiilim ve asıl fiilim ne oluyor? Cümlenin sonuna konulmuş oluyor. Bleiben, bleiben de yerinde durmak demekmiş ve geblieben şeklinde köklü bir, değil mi? Radikal bir dönüşüme uğruyor. Geblieben. Ben Viyana'da kalıyorum derken ich bleibe in Wien. Ben Viyana'da kaldım derken ich bin in Wien geblieben demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Du fährst nach München. Du fährst nach München. Du bist nach München gefahren. Du bist nach München gefahren. Ich bleibe in Wien. Ich bleibe in Wien. Ich bin in Wien geblieben. Ich bin in Wien geblieben. Arkadaşlar, düzenli fiilleri gördük, düzensiz fiilleri gördük. Peki ayrılabilir fiillerde durum nedir? Gelin onu inceleyelim. Einkaufen fiiline baktığımızda arkadaşlar, alışveriş yapmak demek. Yani sepet alışverişi gibi de düşünebiliriz. Süpermarket alışverişi gibi düşünebiliriz. Einkaufen'ı söz gelimi araba satın alırken söyleyemeyiz. Çünkü ich kaufe ein Auto deriz. Ama kalkıp da ich kaufe ein Auto ein demeyiz. Dediğim gibi bu sepet alışverişi gibi düşünülmeli. Şimdi einkaufen ayrılabilir fiil olduğundan dolayı bakın ne olacak? G ve T araya ne oluyormuş? G giriyormuş ve kelimenin sonuna T gelmiş oluyor. Dolayısıyla eingekauft şekline bürünmüş oluyor. Ben bunu bir cümle içerisinde inceleyecek olursam ve şimdiki zamanda inceleyecek olursam ich kaufe Brötchen und Käse ein cümlesini görüyoruz. Brötchen neydi arkadaşlar? Sandviç ekmeği demekti. Käse, bu da käse, peynir demekti. Ben sandviç ekmeği ve peynir satın alıyorum derken ich kaufe Brötchen und Käse ein. Zaten bu yapıyı biliyoruz, öyle değil mi? Ayrılabilir fiillerde ich kaufe ein şeklinde ele alınıyor. Ancak ben bunu perfect hale soktuğumda ne olacak? Bakın eingekauft ne olacak? Aynı şekilde bunu cümlenin sonuna getiriyorum ve yardımcı fiilim ne olacak? Haben olacak. Çünkü o ortamda gerçekleşiyor. Söz gelimi ben ne yapıyorum? Süpermarkete gidiyorum ve o ortamda gerçekleşiyor alışveriş. Öyle değil mi? Bu sebepten ne yapacağım? Haben yardımcı fiilini ele alacağım. Peki haben ne olacak arkadaşlar? İş noktasında ich habe şeklinde ele alınacak. Ich habe Brötchen und Käse eingekauft
diyeceğim, değil mi? Bakın ne oluyor demek ki? Aslında ayrılabilir fiillerde adı üstünde ayrılabilir ne oluyormuş bir afekte? Bir araya geliyormuş ve eingekauft olarak ele alınıyormuş. Bu durumda ben sandviç ekmeği ve peynir satın aldım derken ich habe Brötchen und Käse eingekauft dememiz gerekiyor. Bir sonraki ayrılabilir fiile bakalım. Anrufen ayrılabilir fiilini görüyoruz. Anrufen telefon açmak demek arkadaşlar. Anrufen. Ancak bakın burada ben perfect hale soktuğumda bakın ne oluyor? Angerufen oluyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Angerufen oluyormuş. Demek ki ne yapacakmışım? Araya sadece GE getirecekmişim ve aradı derken angerufen dememiz gerekiyor. Az önce de söylemiş olduğum gibi Almanca sürprizlerle dolu bir dil. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Bunu sorgulamadan, bu niye böyle oldu diye sormamamız lazım arkadaşlar. Çünkü yabancı dilde neden sorusu olmaz arkadaşlar. Çünkü hiçbir nedeni yoktur. Bunu bu şekilde almamız gerekiyor. Bu sebepten angerufen olarak ele aldığımızda telefon açmak demekti. Onlar polisi arıyorlar derken sie rufen die Polizei an. Yani onlar telefonla ne yapıyorlar? Polisi arıyorlar demiş oluyoruz. Bu pekala şu anlama da gelebilir. Siz saygı formundaki birisini kastediyorsam eğer siz polisi arıyorsunuz da diyebiliriz. Yani burada artık kimi kastediyorsam Z'den ona göre aslında herhangi bir mantıksızlık gibi düşünülmesin arkadaşlar. Olabilir. Sie rufen die Polizei an. Siz polisi arıyorsunuz ya da onlar polisi arıyorlar derken ayrılabilir fiil olduğundan dolayı ne olacak? Sie rufen die Polizei an. Neydi değil mi? Ön takıyı ne yapıyordum? Sona getiriyordum ve asıl fiilimin kökünü ne yapıyordum? İkinci pozisyona getirmiş oluyordum ki olması gereken yerde orası. Şimdi ben bunu geçmiş zamana taşıdığımda diyelim ki onlar polisi aradılar. Bu durumda ne olacak? Yardımcı fiil haben'den destek alacağım. Bu durumda yardımcı fiilim ne oluyor arkadaşlar? Sie, üçüncü çoğulu olarak baktığımda haben, yani mastar halde haben kalacak. Ne olacak bakın? Sie haben die Polizei angerufen. Onlar polisi aradılar. Bakın ne olmuş? Angerufen cümlenin sonuna gitmiş ve asıl fiilim haben ne olmuş? İkinci pozisyonda kalmış. Bu durumda onlar polisi aradılar demiş oluyoruz. Bu pekala nezaket formunda da olabilir değil mi? Siz polisi aradınız. Olabilir. Şöyle ki siz istemeden polisi aramış olabilirsiniz değil mi? Karşı taraf ne demiş olabilir? Siz polisi aradınız demiş olabilir. Bakın dilde herhangi bir mantıksızlık yok o anlamda. Her noktaya aslında çekilebilir. Karşımızdaki ya da bizim ne ifade ettiğimize yani onunla orantılı bir durum. Dolayısıyla siz ya da onlar polisi aradılar derken demek ki Sie haben die Polizei angerufen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üzerinden bir geçelim. Einkaufen neymiş demek ki? Alışveriş yapmak demekmiş ve alışveriş yapmak nasıldı? Ayrılabilir fiildi. Öyle değil mi? Demek ki ne anlamalıyız arkadaşlar? Ayrılabilir fiil olduğunda ben ne yapıyorum? Cümle içerisinde kullandığımda bunu bir araya getiriyorum ve yardımcı fiilimden destek almış oluyorum. Bu noktada einkaufen ne oluyormuş? Eingekauft oluyormuş. Bakın G ve T araya girmiş oldu. G ve sonra T gelmiş oldu. Yalın halde ya da şimdiki zamanda ich kaufe Brötchen und Käse ein. Ben sandviç ekmeği ve peynir satın alıyorum dediğimde ne yapacağım? Olması gerektiği gibi değil mi? Ayırmam gerekiyor. Bunları zaten düzensiz fiillerde ayrıntılı şekilde gördük arkadaşlar. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. Şöyle ki ich kaufe Brötchen und Käse ein diyorduk değil mi? Ön takıyı sona getiriyorduk. Ancak perfektlik devreye girdiğinde ne yapacağım? Bunu aynı şekilde koruyacağım. Yani cümlenin sonuna getireceğim. Bu durumda ben sandviç ekmeği ve peynir satın aldım. Bakın değil geçmiş zaman yapıyorum. Yani perfect yapıyorum. Bu durumda ich habe Brötchen und Käse
eingekauft demiş oluyorum. Diğer örnek ayrılabilir fiil anrufen neydi? Telefon açmak. Ne oluyormuş bu perfect zamanda? Angerufen olmuş oluyormuş arkadaşlar. Bu durumda sie rufen die Polizei an. Onlar polisi arıyorlar, değil mi? Ayrılabilir olduğunu görüyoruz. Ancak geçmiş zaman yaptığımızda ise sie haben die Polizei angerufen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şimdi doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich kaufe Brötchen und Käse ein. Ich kaufe Brötchen und Käse ein. Ich habe Brötchen und Käse eingekauft. Ich habe Brötchen und Käse eingekauft. Sie rufen die Polizei an. Sie rufen die Polizei an. Sie haben die Polizei angerufen. Sie haben die Polizei angerufen. Arkadaşlar öyle fiiller var ki başında bu tahtada görmüş olduğunuz ön takılar varsa B, C, F, E, Emp, Ent gibi bunlarda fark ettiyseniz bir ünlem işareti koydum. Bunlar varsa arkadaşlar kelimenin başına yani o fiilin başına G gelmiyor. Demek ki B, C, F, E, Emp ve Ent ile başlayan fiillerde ne oluyormuş arkadaşlar? G, E ön takısı gelmiyormuş. Dilerseniz bunları bir örnekler içerisinde inceleyelim. Die Mutter hat ein Baby bekommen. Evet, bekommen arkadaşlar elde etmek demek. Die Mutter anne, ein Baby adı üstünde zaten bebek. Şimdi güzel Türkçe'de anne bir bebek elde etti demeyiz. Ne deriz? Annenin bebeği oldu deriz. Öyle değil mi? Ancak Almanca'da bekommen yani elde etmek kullanılıyor. Burada bakın fark ettiyseniz arkadaşlar B ile başlamış ve aynı şekilde kalmış. Bekommen ne olmuş? Mastar halde yani yalın haldeki fiilimiz bekommen. Perfekt zamanda bekommen olarak kalıyor. Yardımcı fiil haben alaraktan. Değil mi? Die Mutter üçüncü tekilde ne olacak arkadaşlar? Er sie ist kapsamına baktığımızda tabloda hat. Dolayısıyla die Mutter hat ein Baby bekommen şeklinde ele almamız gerekiyormuş. Bir diğer örneğe bakalım. Das Kind hat die Vase zerbrochen. Bakın zerbrechen kırmak demek arkadaşlar. Ve bakın buradaki e ne olmuş? Çok minik bir değişimle o'ya dönüşmüş. Zerbrochen olmuş. Dolayısıyla C önüne herhangi bir G gelmiyor. Sonlandırıcı T gelmiyor. Ne oluyor? Zerbrochen olarak kalmış oluyor. E demek ki O'ya dönüşmüş değil mi? Zerbrochen olmuş. Dolayısıyla çocuk vazoyu kırdı dediğimizde die Vase değil mi? Vazo, das Kind çocuk. Bu durumda das Kind hat die Vase zerbrochen dediğimizde çocuk vazoyu kırdı demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Der Mann hat die Mütze verloren. Verlieren bakın parantez içerisinde verlieren kaybetmek demek arkadaşlar. Bakın bu da ver ile başlıyor. Bu durumda ne olacak? Önüne herhangi bir G gelmeyecek. Sadece dilerseniz cümleye bir bakalım. Ne diyor? Der Mann adam hat die Mütze. Die Mütze arkadaşlar bere demek. Hat die Mütze adam bereyi kaybetti dediğimizde ie ne olmuş arkadaşlar? O'ya dönüşmüş. Bu durumda verloren olmuş. Hat verloren adam bereyi kaybetti dediğimizde der Mann hat die Mütze verloren dememiz gerekiyormuş. Sonraki örneğe bakalım. Der Lehrer hat eine Geschichte erzählt. Erzählen anlatmak demek arkadaşlar. Der Lehrer öğretmen die Geschichte hikaye. Eine Geschichte bir hikaye. Bu cümle bize ne diyor? Öğretmen bir hikaye anlattı dediğimizde bakın erzählen er ile başladığından dolayı öne herhangi bir g gelmiyor. Ancak ne oluyor bakın t ile sonlanmış. Erzählen ne olmuş?
Erzählt olmuş perfekte. Bu durumda öğretmen bir hikaye anlattı dediğimizde der Lehrer hat eine Geschichte erzählt dememiz gerekiyor. Sonraki örneğe bakalım. Bunu parantezde bir anlatayım. Sich entschuldigen. Arkadaşlar öyle fiiller var ki Almanca'da. Bunlar refleksif verben kapsamında ele alınıyor. Yani buradaki sich entschuldigen özür dilemek anlamında arkadaşlar. Kendini özür dilemek gibi ele alınıyor Almanca'da. Bunu ent'le başladığı için göstermek istedim. Ama dediğim gibi sich ile anılıyor. Bununla ilgili ayrıntılı şekilde bunu görüyor olacağız arkadaşlar. Refleksive Verben kapsamında. Ancak bunu şöyle bir üstünden bir geçmiş olalım. Neden? Çünkü ent ile başlayan bir fiil olduğundan. Demek ki sich entschuldigen özür dilemek demek arkadaşlar. Cümlemize baktığımızda der Schüler hat sich entschuldigt, öğrenci özür diledi. Almanca'da bu öğrenci kendine özür diletti gibi hani birebir çevirecek olursak, ancak güzel Türkçe'de ne diyoruz? Öğrenci özür diledi demiş oluyoruz. Buradaki sich dediğim gibi o ilgili ders videosunda çok ayrıntılı şekilde göreceğiz. Sadece şimdi yapısal olarak bakalım. Buraya konsantre olalım. Ent ne oluyormuş arkadaşlar? Aynı şekilde kalırken sonlandırıcı entschuldigen, entschuldigt şeklinde ele alınıyormuş. Dediğim gibi konsantrasyonumuz burada olsun. Bu durumda öğrenci özür diledi derken der Schüler hat sich entschuldigt dememiz gerekiyormuş. Ve son örnekte sıra arkadaşlar. Empfinden hissetmek demek arkadaşlar. Empfinden demek ki hissetmek demekmiş. Er hat tiefe Gefühle für sie empfunden. Evet, tiefe Gefühle, güzel Türkçe'de de öyle diyoruz. Tief, derin, Gefühl, his. Dolayısıyla derin duygular deriz ya, tiefe Gefühle. O derin duygular hissetti. Kimi? Für sie. Bir kadın değil mi? Bir adam bir kadına derin duygular hissetti derken er hat tiefe Gefühle für sie empfunden demiş oluyoruz. Bakın burada arkadaşlar empfinden'deki i ne olmuş? U'ya dönüşmüş. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde aynı şekilde kaldığını görüyoruz. Yardımcı fiilin haben'den destek alıyoruz. Fark ettiyseniz hepsi haben. Çünkü olay yeri orada gerçekleştiği için değil mi? Bir noktadan bir noktaya bir geçiş yok. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Haben'e korunmuş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üzerinden bir geçelim. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? B, C, F, E, M, End gibi başlayan fiiller ne oluyormuş? G takısı almıyormuş. Örneğimizde bekommen elde etmek demek değil mi? Die Mutter hat ein Baby bekommen. Annenin bebeği oldu demiş oluyoruz değil mi? Elde etti demiyoruz. Da ne diyoruz? Oldu diyoruz. Dolayısıyla die Mutter hat ein Baby bekommen demiş oluyoruz. Das Kind hat die Vase zerbrochen. Evet. Çocuk vazoyu kırdı. Zerbrechen, bakın buradaki e ne oluyormuş arkadaşlar? O'ya dönüşmüş oluyor. Bu durumda çocuk vazoyu kırdı dediğimizde das Kind hat die Vase zerbrochen dememiz gerekiyormuş. Verlieren neymiş arkadaşlar? Verlieren kaybetmek demekmiş. Der Mann hat die Mütze verloren. Adam bereyi kaybetti. İ-E ne olmuş? O'ya dönüşmüş. Der Lehrer hat eine Geschichte erzählt. Erzählen anlatmak demekti. Dolayısıyla öğretmen bir hikaye anlattı derken der Lehrer hat eine Geschichte erzählt diyormuşuz. Sich entschuldigen refleksive Verben kapsamındaymış. Sonraki derslerimizde karşımıza çıkacakmış. Bu durumda der Schüler hat sich entschuldigt, öğrenci özür diledi. Der Schüler hat sich entschuldigt diyoruz. Empfinden, bu da hissetmek demekmiş. I ne oluyormuş? U'ya dönüşüyormuş. Dolayısıyla empfunden oluyormuş. Hat empfunden. Er hat tiefe Gefühle für sie empfunden. O kadına derin duygular
besliyormuş deriz. Değil mi güzel Türkçe'de? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Mutter hat ein Baby bekommen. Die Mutter hat ein Baby bekommen. Das Kind hat die Vase zerbrochen. Das Kind hat die Vase zerbrochen. Der Mann hat die Mütze verloren. Der Mann hat die Mütze verloren. Der Lehrer hat eine Geschichte erzählt. Der Lehrer hat eine Geschichte erzählt. Der Schüler hat sich entschuldigt. Der Schüler hat sich entschuldigt. Er hat tiefe Gefühle für sie empfunden. Er hat tiefe Gefühle für sie empfunden. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde perfect konusunun ikincisini görmüş olduk. Perfectlik burada bitti mi? Hayır, bitmedi arkadaşlar. Önümüzdeki derslerde perfectlikle birlikte başka başka yapıları da görüyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.